Bir kere Trump normalde biliyorsunuz yaptırımları seviyor. Yaptırımları çok kullanıyor. Çin'e karşı da kullandı. Şimdi İran'la nükleer müzakereden çekilerek yeniden müzakere etmek için bunu kullanıyor. İran'da biliyorsunuz o kritik eşik %367 üranyum zenginleştirme eşiğini aştığını ilan etti. Aslında çok ciddi bir İran meselesi var Trump'ın önünde. Bunu da Obama'nın hatalarını düzeltmek olarak söylemişti. Türkiye ile tersinden bir şey var. Yani biz işte 2013'ten itibaren özellikle Suriye bağlamında Amerika ile gerilmeye başladık ve bir türlü bizim güvenlik çıkarlarımızı ne kadar gözetmediğini bizim stratejik ortağımızın hatta model ortaklık denmişti bu Obama döneminde. Bunu gördük ve Türkiye ile bu sorunlu durumu ben ortadan kaldırıyorum şeklinde bir başarı hikayesi yazmak isteyebilir. Tabii ama bir tarafıyla da Trump'ın kendisinin eli ne kadar rahat, bu katsayla onun alanına girilmiş olması, sık sık Kongre'nin diğer tasarılarla onun alanını daraltıyor olması da bir realite. Şimdi o açıdan da bakmak lazım. Yani Trump hala birçok atamasını bile tamamlayamamış bir başkan konumunda. Ama kararlı olduğu yerlerde de işte ekibini değiştirerek Sonuç inisiyatifini alabiliyor. ortaya koyuyor ve sonuç alıyor. Şimdi ben Trump'ın Türkiye'ye herhangi bir yaptırım yapmak istediği kanaatinde değilim. Aynen. Yani samimi olarak burada durduğunu düşünüyorum. Ama gelen şey eğer Kongre'den gelen bir dalga olursa onu nasıl karşılayacak? Mesela bir Suudi Arabistan'a yaptığı gibi Türkiye'de yapacak. Bence kritik yer burası.